Fransız ihtilali ile birlikte edebiyatın konusunun ne olması gerektiği büyük bir tartışma konusu olmuştur. Bu konuda iki önemli yönelim vardır. Bunlardan biri sanat için sanat, diğeri ise toplum için sanattır. Bugün toplum için sanat anlayışından bahsediyoruz. Öyleyse hemen toplum için sanat anlayışının temsilcilerini söyleyelim. Toplum için sanat görüşünün en güçlü olduğu dönem Milli Edebiyat dönemidir. Çünkü bu dönemde Anadolu'nun kurtarılması için büyük bir mücadeleye girişilmiştir. Böyle bir dönemde sanat için sanat yapılması zaten anlamsızdır. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Mehmet Fuat Köprülü, Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Milli Edebiyat döneminde eser veren önemli toplum için sanat savunurlarıdır. Servet-i Fünun sanatçısı olmasına rağmen Tevfik Fikret toplumcu şiirlerde yazmıştır. Bu yönüyle onu toplum için sanat ve sanat için sanat arasında bir köprü olarak görebiliriz. İstiklal Marşımızın da şairi olan Mehmet Akif Ersoy bir diğer toplum için sanat savunucusudur. Milli edebiyatın bir nevi devamı olan beş hececiler de yine toplum için sanat anlayışına uygun eserler vermiştir. Her ne kadar realizm sanat için sanat anlayışına daha yakın olsa da toplumcu gerçekçiler bu konuda realistlerden ayrılmaktadır. Nitekim toplumcu gerçekçiler toplum için sanat anlayışını benimsemiştir toplum için sanat anlayışı romantizm akımı ile yakından ilgilidir. Ülkelerin yaşadığı büyük toplumsal hadiselerde toplumcu sanata yöneliş olduğu görülür. Örneğin, fecraati topluluğu içerisinde sanat yapmayı esas alan yazarların birçoğu milli edebiyat şemsiyesi altına girmiştir. Çünkü vatanın elden gittiği bir dönemde sanat için sanat yapmak anlamsızlaşır. Başka bir deyişle Toplumsal sorunlar dönemin ve edebiyatın zihniyetini belirler. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra savaş esnasında silikleşen sanat için sanat anlayışı yeniden güçlenmiştir. Çünkü milli meselelerin halledilmiş olması insanlara sanat yapabilecekleri bir alan açmıştır. Yani sanat toplumun ona ihtiyacı olduğunda topluma hizmet eder. Dünyada toplum için sanat anlayışı özellikle sosyalist kökenli edebiyat çevrelerinde ön plandadır. Aynı zamanda Nietzsche gibi felsefeciler de bu akımın savunucusudur. Tıpkı Türk tarihinde olduğu gibi zor dönemler yaşayan milletler edebiyatı toplum için yapar. Bu açıdan milli hareketlerin de toplum için sanat anlayışı ile uyuştuğu söylenebilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bizi takip etmeyi unutmayın.